Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle suyunu içebileceğiniz lahana turşusu tarifi paylaşmak istiyorum. Buyurun başlayalım. Orta boy turşuluk bir adet lahanam var. Pazarlarda turşuluk lahana dediğiniz zaman muhtemelen ya böyle dış yaprakları tamamen alınmış ya da bu benim aldığım gibi ortası yumuşak olmayan rengi açık renk ve olabildiğince sert lahanaları tavsiye edeceklerdir Ben de onlardan birisini orta boy olan bir lahanaya aldım ve hazırlamaya başlıyorum Herkesin kendine göre yöntemi vardır ben böyle 9 parçaya ayırarak e, Boyutunu da kendi yeme stilime uygun olacak şekilde ayarlayıp doğrayıp Süzeyimi alıyorum Fark ettiyseniz lahananın dış yaprakları 2 yaprağı, 3 yaprağı e, yeşil tonlarında. Bu yüzden bunları turşumuza eklemeyeceğiz. Bu şekil yaptığınız zaman kolayca o yaprakları çıkarabilirsiniz. Dilimlediğim her bir bölümün 2 yaprağını ayırıp kenara koyuyorum. Bunları daha sonra değerlendireceğim bölümleri direkt dondurucuya atabileceğiniz gibi bir hafta buzdolabında bir poşetin içinde saklayabilirsiniz. Tuzla biraz haşladıktan sonra bir kısırın yanında güzelce servis edebilirsiniz bu yeşil yaprakları. Hiç bilmeyenler için hazırladığım için doğrama aşamasını tamamıyla göstermek istedim. dış yeşil yaprakları değerlendirme konusunda lahana sarması dışında sizin de önerileriniz varsa lütfen yorumlar bölümüne belirtin. Diğer taraftan böyle damarları biraz büyük olan lahanalar, lahana parçaları olabilir. Onların da o damar bölümlerini şöyle incecik olacak şekilde alalım. Turşunun içinde çok lezzetli olmaz. Evet neredeyse tamamlamak üzereyiz. Artık son bölümdeyiz. Ortasına geldik kolayca. Benim en sevmediğim şeylerden birisi lahananın orta göbeğini çıkarmaktır. Ee, bıçakla açıkçası hep zorlanmışımdır. O yüzden başta bu şekil dilimleyerek sonrasında sap bölümüne ulaşmak benim için her zaman daha kolaydı. Lahanalar hacimsel olarak e, böyle fazla yer kaplıyorlar. Ve bir iki işlemden geçirdikten sonra rahat bir şekilde hacimlerini biraz azaltacağız. Evet, artık ortasından da şöyle elime gelebilecek durumda olanı alıyorum ve tamamını hazırlamış oluyorum. Şimdi yapraklar tek tek ayrılabildiği için bu yöntemle şimdi bunları bol suyun altında Güzelce yıkayacağım. Olmadı bir leğenin içine çekebilirsiniz. Her taraf ama böyle yapraklar açık olduğu için her tarafı rahatlıkla su girebiliyor. Evet bolca suyun altında yıkadıktan sonra şimdi ayrı bir kaba alıyorum. Şöyle elimle biraz bastıracağım. Bu kabın da hava almaması gerekiyor. Üzerine. 4 yemek kaşığı olacak şekilde kaya tuzu ekliyorum. Sofralık tuz değil, kaya tuzu. Turşuluk tuz, salamura tuz bunların hepsi aynı. İnce taneli olursa daha rahat bir şekilde eriyecektir. Evet bakın sadece üzerine gezdiriyorum. Aralarına girecektir o beklerken. Ve üzerini sıkıca kapatacağım. Dilerseniz bir streçle, bir poşetle sıkı sıkıya kapatabilirsiniz. Sonrasında bir gece bekletiyoruz ya da en az bir 8-9 saat ki bu şekilde kapattım aslında üzerine bir de ağırlık koydum ben Ki hiçbir şekilde hava almasın diye yavaş yavaş tuzda beklerken yumuşayacaklar evet, Turşumda kullanacağım diğer malzemeleri görüyorsunuz 2-3 adet defne yaprağı altında biraz tane karabiber nohut, 2 baş sarımsak, 1 adet limon, 2 adet havuç kabuklarını soydum. 1 santim boyutlarında doğradım. Bir kerevizin sapları ve yaprakları ve bir avuç da acı sivri biber kullandım. Bunlar tamamen isteğinize kalmış. Acı yapmak istemiyorsanız tatlı biber ya da hiç biber kullanmak zorunda değilsiniz. Biberlerin saplarını biraz küçülttüm. Küçük bir de çizik attım. Suyu içine rahat çeksin diye. Ve artık başlayabiliriz Evet Tuzda e, havasız bir şekilde beklediği için ister istemez Lahanalarımız yumuşadı Ben 3 litrelik bir cam kavanoz kullandım Ama 1 litrelik 2 litrelik olduğu zaman Ne kadar Sirke ya da diğer malzemelerden kullanacağınızı Videonun açıklamalar bölümünde elimden geldiğince ekleyeceğim Evet e, kavanozumuzun zeminine bir yemek kaşığı nohut ve biraz da Sarımsak serpiştiriyoruz Ve lahanaları Üzerine Sıkıcı olacak şekilde yerleştiriyoruz Aralara biraz havuç ve tabii ki Yeşil biber de serpiştirdikten sonra Tekrar lahanaları sıralamaya devam ediyoruz Defne yaprağını ve karabiberi ya böyle altına koyun, en altına ya da ortalara koyun. E, çünkü en üstüne koyduğunuz zaman ister istemez e, böyle alma işlemi gerçekleştiğinde e, çok fazla havayla temas ediyor ve koruyuculuğunu kaybediyor. Evet doldurma işlemine devam edelim. Bu boyutlarda bir lahana geceden beklettiğimiz için ve sıkıştırarak yerleştirdiğimiz için 3 litrelik kavanoza tam olarak sığdı. Evet, ortasına geldiğim zaman defne yaprağını ve karabiberleri ekliyorum. Bir çay kaşığı tane karabiber kullanmanız yeterli. Evet, tüm sebzeleri yerleştirdikten sonra en son üzerine limonları da koydum. Bu görmüş olduğunuz lahana'nın beklerken bıraktığı tuzlu su. Lahanaları çok iyi bir şekilde yıkadığımız için evet bu suyu da üzerine ilave ediyoruz. Sadece limon dilimlerinden 2 adet e, sığmadı üzerine. Onun için de çok zorlamadım. Evet, 1,5 su bardağı elma ve üzüm sirkesi karışık olarak kullanıyoruz. Sadece üzüm sirkesi kullandığımız zaman suyunu içerken gerçekten ağır olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Bu yüzden elma ve üzüm sirkesini karıştırırsanız suyu daha hafif olacaktır. Son olarak üzerine kereviz sapını yapraklarını ekledikten sonra ki maydanoz da aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Ya da bir buzluk poşetine su doldurup da koyabilirsiniz. Geriye kalan boşluk bölümünü tamamen suyla kapatıp Güzelce ağzını iyice yeni bir kapakla kapatıyoruz Biraz şöyle döndürüp alt üst edelim ki karışsın Ve altına bir e, tabak koyarak bir gün bekletelim Burası önemli çünkü ertesi gün kavanozumuz hem sızdırıp sızdırmıyor mu bunu test edeceğiz çünkü turşumuzu bozacak olan şey her şeyden önce hava ile temas etmesi, yani kavanoz kapağının iyi kapanıp kapanmadığı. Bu yüzden birkaç defa çeviriyorum. Bakın herhangi bir akma ya da damlama yok. Ve bu aşamada muhakkak tuzuna bakıyorum. Evet, her şey yerinde. Bu ilk aşamada tuzu biraz belirgin olabilir. Daha çünkü sebzeler tuzu çekmedi. Bu yüzden her şey yerinde diye düşünüyorum ve kapağını sıkıca kapatıp Güneş almayan Mümkünse böyle sıcak olmayan bir yerde Güzelce muhafaza ediyorum Turşumuz 15-20 gün sonra Olması gereken kıvama gelecektir 15-20 günden önce açmamanızı tavsiye ederim Ama ben videoyu tamamlamak istedim çünkü 20 gün sonra yayınlasam biraz geç kalmış olacaktı açıkçası denemek isteyenler için evet bir hafta sonrasını gösteriyorum sizin için ve tadına baktığım zaman her şeyin yolunda olduğunu görüyorum ve tekrar kapağını kapatıp bir dolap içine sıcak olmayan mutfakta sıcak olmayan bir dolap içine kaldırıyorum evet limon tuzu kullanmadan suyu içilebilir Lahananın lezzetinden ve şifasından faydalanabileceğimizi düşündüğüm bir tarif paylaştım Umarım beğenirsiniz lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah Kendinize iyi bakın Hoşça kalın